Ekon Kondan Sektör firma sahibi Saygun Karaca bizimle birlikte olacak. Türkiye'de kondansatör konusunda üretim yapan iki üretici firmamızdan bir tanesini yönetiyor kendisi. Bugün bu zorlu ürün grubu ile ilgili bilgileri almak ve Ekon'u biraz daha yakından tanımak istiyoruz. Saygun Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Değerli vaktiniz için öncelikle teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Saygun Bey, aslında sizinle uzun yıllardır tanışıyoruz sektörden. Evet. Bütün sektör neredeyse sizi tanıyor ama yine de Saygun Karaca'nın sektördeki geçmişiyle ilgili küçük bir bilgiyle başlayabilir miyiz? Küçük bir bilgi vermek zor. Biraz uzun zaman oldu. Sektördeki geçmişle alakalı. Yaklaşık 25 senedir sektördeyim. Daha önce aile şirketiyle elektrik bağlantı elemanları üretim yapıyorduk. Daha sonra kondansatör üretimine başladık. Şu anda da sadece kondansatör kısmı ile ilgileniyorum. Bu çok zor bir ürün grubu. Türkiye'de iki firmadan başka üretici olmadığını biliyoruz. Eğer yeni bir değişiklik yoksa. Siz kondansatör üretimiyle ilgilenmeye başladığınızda da ne kadar zor bir sektör olduğu üzerine hem uyarılar almıştınız yanlış hatırlamıyorsam, hem de bu alana yapılacak yatırımların korkutucu bir tarafı da vardı. Ama siz yine de girişimci tarafınızı gösterdiniz ve çok kısa süre içerisinde Ekon çok ciddi bir seviyeye yakaladı. Bundan ötürü öncelikle tebrik ediyorum. Ama bu süreç, bu zorlu süreçten biraz bahsedelim. Nasıl yukarı ivmelendi Ekon? Bugünle alakalı üretim sürecinin ve Türkiye'de yaşamasının zor olduğunu ifade etmek doğru olur. Biz şu anda sadece Türkiye'de iki firma var. Esasında 8-9 üretici firma vardı. Bu zorluktan dolayı üretimden vazgeçtiler. Karlılığı çok yüksek olmayan bir sektör. Zaten ülkede sanayi üretimi yapmak çok karlı gelmiyor birçok yatırımcıya. Bu konuda bizim başarılı olmamızın ana bir sebebi var. Ana temel sebep metal ve plastik kısmının üretiminde ve elektroteknik kısmının üretiminde olan tecrübemiz. Bu tecrübeyi kondansatöre aktardık. Kondansatöre aktarıp ürünün nasıl daha sağlıklı, daha kaliteli olması gerektiğini, maliyetlerinin nasıl optimize edilebileceğini bu doğrultuda görmüş olduk. Bu üretimi bırakan firmalarla da çok dirsek temasımız oldu. Bu firmalarla da çok görüştük. Nerelerde problem yaşadıklarını, hangi sorunlar yaşadıklarını bunları değerlendirdik. Mevcut üretim yapan diğer firmayla da sürekli dirsek temasındayız. Görüşmelerimiz sürüyor. İşin en zor tarafı maalesef bu ürünün yan sanayicisi yok. Yan sanayici olmadığı için ürünün tamamını entegre bir tesiste üretmek durumunda kalıyoruz. Yani birçok rakibimiz, yabancı rakibimiz işte plastik parçalarını bir ayrı bir yerden alır, metal parçalarını bir başka yere ürettirir ve bunların hepsini bir araya toplar, ürün haline getirir. Ama bizim öyle bir şansımız yok. Biz tamamını kendi bünyemizde, işte plastik enjeksiyon makinalarımız, metal işleme atölyemiz bunları çalıştırarak yapmak zorundayız. Yani bunun avantajı da var, dezavantajı da var. Avantajı farklı kar merkezleri yaratmayarak maliyetimizi optimize edebilmek. Dezavantajı da üretim kapasitemizi hızlı bir şekilde arttıramıyoruz. Sürekli yatırım yapmamız gerekiyor. Bu bizim için çok zul değil, büyük bir sıkıntı hissetmiyoruz bu açıdan. Çünkü yaptığımız işten keyif alıyoruz, keyif alarak yapıyoruz. Ortaya çıkan sonuçlar da açıkçası tatmin ediyor. Peki kondansatör çeşitleri çok fazla sektöre hitap edecek sayıda kondansatör ürünü var. Sizin ürettikleriniz hangi kategorilerde, hangi sektörlere yönelik ürünler? Biraz onlardan bahsedebilir miyiz? Tabii. Şimdi kondansatör bizim ürettiğimiz grup 3 ana kategoride ayırıyoruz. Güç ve kompansasyon için olan kondansatörler, motor kondansatörleri ve aydınlatma kondansatörleri. Tabii bunlar da kendi içlerinde ayrılıyorlar. Ama
Yani üç ana dalda bahsetmekte fayda var. Bu aydınlatma ve motor kondansatörleri ağırlıklı olarak üreticilerle çalışıyoruz. Hı hı. Biz bu ürünleri üretmeye başlamadan önce üreticiler yurt dışına bağımlılardı. Yani dış kaynaklı tedarikçileri vardı. Tabii bu da üretim için bir hayli zor. Oradan ürünün gelmesini bekliyorlar. Çok uzun terminler alıyorlar. Onların üretimini bir hayli kolaylaştırdık. Hızlıca isteklerini yanıtlamaya başladık. Taleplerine çok hızlı yanıt veriyoruz. Çok esnek olabiliyorlar. Ürün geliştirirken onların ellerini açar hale getirdik tabiri yerindeyse. Yaşanan olumsuz süreçler ekon ve iç pazarda size olan talebi arttırdığını biliyorum, öyle tahmin ediyorum. Evet. Ama o döneme kadar çok da zor yürümedi, kolay yürümedi herhalde işler. Bir takım zorluklar var, özellikle ithal ürünlerle rekabet noktasında. Bugün itibariyle özellikle aydınlatma sektörü ve diğer sektörler olmak üzere ürünlere talepler ne seviyeye ulaştı? Hala ithal ürünlerle rekabette zorluk çekiyor musunuz ilk dönem olduğu gibi? Tabii bahsettiğim grup üreticiler biraz yerli kaynağın kıymetini bilir hale geldiler işin açıkçası. Aslında hepimiz bilmeye başladık. Evet, kesinlikle öyle. Oradan o firmalardan, o büyük üretici firmalardan ciddi bir destek alıyoruz bu açıdan. İlk zamanlarda çok zordu. Çünkü hem bir maliyet baskısı var, aynı zamanda da satış baskısı var. Maliyet adet üretimle ancak düşürülebilir. Adet üretimi yapamıyorsunuz. Çünkü talep yok. Neden? Maliyeti tutturamıyorsunuz. Yani bir sarmal bu. Biz burada bazı üreticilerden destekler aldık. Biz de açıkçası ilk etapta kâr etmeyi pek düşünmedik. Öncelikli olarak biz bu ürünü üretebilir hale gelelim. Sonra bizim diğer ülkelerden hiçbir farkımız yok. Ne farkımız var? Biz de yapabiliriz. Yani bir İtalyan, İspanyol, Çinli veya Hindistanlı bu işi hakkıyla yapabiliyorsa ve rekabet edebiliyorsa biz niye edemeyelim düşüncesiyle açıkçası yola çıktık. Şu anda yaptığımız iş itibariyle çok... Yani ulaştık diyemem hedeflerimize veya olması gereken yere geldik diyemem. Yani bu süreç devam ediyor. Yaklaşık biz son 6 yılda hatta 5 yılda 6 kat üretimimizi arttırdık. Adet olarak arttırdık. Bu 3-4 yıl daha bu şekilde gider diye düşünüyorum. Talebi karşılayabilmek için. Güzel bir süreç olacak umarım. Şimdi biraz makine parkurunuzdan bahsedelim. Siz makine parkurunuzu son dönemde genişlettiniz. Yeni makineler olduğunu gördük sizi ziyaretimizde. Biraz bu makine parkurunuzdan bahsedelim. Üreticilerimizin özellikle ekonla çalışmaları noktasında yaşayacakları avantajları biraz yakinen bilmelerini istiyoruz. Her biri elbette fabrikamızı ziyarete gelme şansı bulamayabilir. Ama orada olan ciddi bir teknik ekip ve ciddi bir makine yatırımı var. Biraz bunlardan söz edebilir miyiz? Tabii. Sanayi kuruluşu sürekli kendini yenilemek zorunda. Yoksa ya ilerlemezse veya yenilemezse yok olmaya, yaşlanmaya doğru gider. Son 10 yılda Ekon'a çok ciddi yatırım yaptık. Makine parkuru 10 yıl öncekiyle %100 değişti diyebilirim. Ve tüm makinalarımız teknolojinin gerektirdiği en son noktadaki makinalar. Her yılda devam ediyoruz bu parkuru yenilemeye. Sadece kapasite artışı değil, kalite artışına da önem veriyoruz. Tabii burada da bir dezavantajımız var. Tabii ki bizim makinalarımızı, bir kısmını test makinalarımızı özellikle yerli makine firmalarına yaptırmaya gayret ediyoruz. Bu firmalar da aynı zamanda biz ortak proje olarak yapıyoruz. Kendi başlarına yapamıyorlar.
Bu firmalarda ilk defa bu makinaları yapıyorlar. Bundan dolayı biraz uzun sürüyor, maliyetleri artıyor. Ama ciddi bir katma değer yaratıyorsunuz aslında ülke için. Kesinlikle, kesinlikle. Yani o firmaların da esasında yurt dışındaki yabancı kondansatör firmalarına bu makinaları satmalarını sağlayabilirsek o zaman çok daha doğru bir iş yapmış olacağız. Çok daha başarılı olacağız daha doğrusu demek istediğim o. Biraz meşakkatli oluyor ama birçok makine yaptık Türkiye'de. İlk defa yapıldı bunlar. Bu makinelerin sisteme girmesiyle insana olan kalite bağımlılığını düşürmüş olduk. Artık insan hatalarını minimize ettik diyebilirim sistemde. Ama bu gelişmeyi de sürdüreceğiz tabii. Peki biraz da dünya çapındaki o rakiplerinizle kıyaslayacak olursak. Ekon şunu söyleyebilir mi? Yani Avrupa'dan alacağınız bir kondansatörle Ekon'dan alacağınız bir kondansatör arasında kalite farkı yok. Rahatlıkla tercih edebilirler diyebilir misiniz? Bunu söyleyebiliriz ama şunu da demek istemiyorum. Biz kalite konusunda en üst noktaya geldik. Artık bu nokta sondur. Buradan ileriye gitmeliyiz manasına gelsin istemiyorum. Ama dünya çapında ismi bilinen, marka olmuş diyebileceğim ürünlerin altında değildir Ekon'un kalite kapasitesi. Yani bu ürünlerle biz zaten dünya pazarında da rekabet edebiliyoruz. Çok güzel. Peki dünya pazarı demişken ihracatta Ekon nasıl? Tahmin ediyorum buradaki çalışmalarınız biraz daha yoğunlaşacak önümüzdeki dönemlerde. Bir hedef belirlediniz mi? Evet. Hangi ülkeler var hedefinize? Bu konu biraz karmaşık bir konu işin açıkçası. Şu anda üretimimizin %40 gibi bir kısmı dolaylı olarak ihraç ediliyor. Çalıştığımız motor ve aydınlatma firmaları tarafından. Yani öncelikli olarak biz bir ithalatın önünü kesmiş olduk. Yani dış ticaret, evet, dış ticaret açığına böyle bir faydamız oluyor. İhracat için bir hedef koymadık. Sebebi kapasitemiz şu anda iç piyasaya hitap etmek için ancak yeterli. Son yıllarda çevre ülkelerden, coğrafyamız gereği, hatta çevremizden uzak ülkelerden de coğrafyamız gereği ürün talebinde bulunan ülkeler oldu. Onları da geri çevirmedik. Yani bir yurt dışı fuara katılıp işte ihracatımızı arttıralım doğrultusunda şu anda hareket edemiyoruz maalesef ama talepleri de geri çevirmedik. Onlarla da çalışmaya başladık. Çalışmaya devam ediyoruz. Bu taraftaki işlerin biraz ilerleyeceğini düşünüyorum ben Ekon'la ilgili. Çünkü bugün itibariyle yaşadığımız süreçte zaten bazı ürün gruplarında Türkiye'nin yıldızını parlayacağını gösteriyor. Umarım diyelim. Yani birçok negatif şeyin arasında böyle güzel pozitif gelişmeler, evet, yaşanmasını bekliyoruz. Umuyorum öyle olur ama kondansatör tam da buraya uygun düşecek bir ürün grubu. Umarım yurt dışında da bizi çok güzel temsil etmeye devam edersiniz. Dolaylı değil, direkt olarak da Ekonor'da görürüz, o seviyeye geliriz. Peki kısa ve orta vadeli planlarımız nelerdir? Ekon için neler planlıyorsunuz? Türkiye iç pazarında konumladığınız bir yer var mı? Ulaşmak istediğiniz bir yer? Şimdi açıkçası o kadar hızlı bir gelişim yaşıyoruz ki hedef koyamıyoruz. Yani koyduğumuz hedeflerin hep üzerine çıktık şu ana kadar. Son 5 yıldır. Hedef koymakta zorlanıyoruz. Ama ana hedefimiz ülkemizin yurt dışına bu konuyla alakalı olan bağımlılığının önüne geçmek. Çünkü kondansatör tam sanayinin kalbindeki bir ürün. Yani beyaz eşya sektöründe de kondansatöre ihtiyaç var. Beyaz eşya dediğimde emin olun hepsi bunun içine giriyor. Fırından buzdolabına, klimaya kadar bunların hepsinin içinde kondansatör var. Ve biz bunları üretebiliyoruz. Elektrik motor sektörü ki dünyada iyi bir noktadayız bu alanda. Firmalarımız, Türkiye'deki yerli firmalarımız çok çok iyi bir yerdeler. Onların ihracatlarını kolaylaştırabiliyoruz. Biz açıkçası şu anda elimizden gelen en iyi yapmaya çalışıyoruz. Ve bu üretimimizin artışı da zannediyorum önümüzdeki 3-4 yıl bu şekilde devam edecek diye düşünüyorum. Sonraki süreci de beraber izleyeceğiz. Evet. Peki bu saydığınız 3 ana ürün grubu ve onların hitap ettiği sektörlerin dışında üretmeyi düşündüğünüz
Ar-Ge çalışması devam eder ya da plan yaptığınız başka sektör ve başka kondansatör grupları da var mı? Var. Biraz daha ağır sanayiye yönelik ürünler üretmeyi düşünüyoruz. Biraz daha yüksek voltajda 3.7 kV, 6 kV gibi gerilim seviyelerinde kondansatörler üretmeyi düşünüyoruz. Bunlarda demir, çelik, hatta nelerde ağırlıklı kullanılıyor. Ağır sanayide kullanılıyor. Onda da bir açıklık var. Onu da karşılayabilirsek mutlu olacağız tabii. Bunun için Ar-Ge çalışmalarımız sürüyor. Ben buradan bizi izleyen dergide de röportajımız aynı zamanda yazılı olarak da yayınlanacak ya da okuyacak olan herkesi bu anlamda bir çağrı da yapmak istiyorum. Sektördeki üreticilerimiz pandemi ve sonrasında yaşanan birçok sıkıntılı süreç içerisinde özellikle bahsettiğiniz gibi ürün terminleri noktasında çok ciddi problemler yaşadılar. Bu süreçte stok problemi olmayanlar belki biraz daha şanslıydı ama onun dışındaki firmalarımızın çok zorlandığını biliyoruz. Dolayısıyla bu sadece kondansatörde değil belki hemen bütün ürün gruplarında aslında içeride biraz daha harekete geçmemiz gerektiğini gösteriyor. Ama burada sektör olarak belki hepimize biraz iş düşecek. Ben herkese buradan bu çağrıyı tekrarlıyorum. Kondansatör ürün ürettiğiniz ürünlerin kalitesinde herhangi bir sorun olmadığını kullanıcılar tarafında da biz çok iyi biliyoruz. Kullanan çalıştığınız fabrikalar tarafında daha çok desteklenme noktasında Türk ürünlerinin tercih edilmesi, kondansatörde zaten çok fazla seçenek yok ama yeterliliği kazanmış ekon ürünlerinin tercih edilmesi konusunda da böyle bir çağrıda da bulunmuş olalım. Sonuçta bizim sektörümüz elektrik, aydınlatma, enerji, bunlar hepsi yan yana yürüyen, birbirimize destek olmamız gereken, birlikte büyüyeceğimiz sektörler. Ben tebrik ediyorum. Umarım çok daha başarılı olur ve çok daha iyi yerlerde görürüz Ekon markasını. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı kapatırken? Eklemek istediğim bir şey var. Biz ülkemize inanmaya, güvenmeye devam edelim. Çok güzel bir ülkemiz var. Ekonomik sorunlar yaşayabiliriz, konjektürel sorunlar yaşayabiliriz. Ama bu sorunların hepsini aşmanın tek yolu çok çalışmak ve üretmek. Savaş sonrası gelişen ülkelere baktığımızda bu ülkelerin tamamı 3 şey yaptı ana başlık altında. Çok çalıştı, çok üretti ve kendi ürünlerine pozitif ayrımcılık yaptılar. Bunu yapmaya devam edersek, bunu başarabilirsek her alanda da oluruz. Kendi otomobilimizi de üretiriz, uçağımızı da üretiriz. Yani gelişmiş bir ülke noktasına gelmenin tek yolu bu. Çok haklısınız. Bugün ilerlemiş birçok ülkenin de geçmişinde böyle acı dönemler ve sonrasındaki ataklarla yol aldıklarını görüyoruz. Umarım bu dönem bizim için de böyle bir hedef koyma, artık daha fazla silkelenme ve daha çok çalışma vesilesi olur. Çok teşekkür ediyorum Sektörün Dergisi yayınına katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum.